787. haftamızda 24 Nisan 1915 tarihinde evlerinden gözaltına alınıp bir daha geri dönemeyen İstanbullu Ermeni aydınları anıyoruz. 24 Nisan vesilesiyle bu toprakların bütün hakikatleriyle yüzleşip hesaplaşma, bütün farklılıkların eşdeğerde olduğu demokratik bir Türkiye talebimizi bir kez daha kamuoyuyla paylaşıyoruz. Önce 1995 yılında İstanbul'da gözaltında kaybedilen Fehmi Tosun'un kızı Jiyan Tosun aileler adına bize seslenecek. 24 Nisan 1915'te İstanbul'da Ermeni aydınlar gözaltına alındı. Bir gün gözaltında tutulduktan sonra 25 Nisan'da Haydarpaşa Garı'ndan ölüm yolculuğuna çıkarıldılar. 24 Nisan Ermeni aydınların gözaltına alınıp kaybedilmesiyle başlayan 1 milyondan fazla Ermeninin öldürülmesine, geride kalanların ise telafisi mümkün olmayan çok büyük acılar yaşadığı Ermeni soykırımının başlangıç tarihidir. Bu kadar kötülcül bir eylemi organize edenler, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin en üst düzey yetkilileri, İçişleri Bakanı Talat Paşa, Savaş Bakanı İsmail Enver Paşa ve Teşkilat-ı Mahsusa Sağ Yöneticisi Bahattin Şakir idi. 1995'te yani Ermeni aydınların evlerinden alınıp bilinmezliğe götürüldüğü tarihten 80 yıl sonra babam Fehmi Tosun aynı failler tarafından İstanbul'daki evimizin önünden sivil polislerce kaçırılıp bilinmezliğe götürüldü. Babamın gözaltına alındığı tarihte Başbakan Tansu Çiller, İçişleri Bakanı Nait Menteşe, Emniyet Genel Müdürü 1996 yılında İçişleri Bakanı olacak olan Mehmet Ağar idi. Babamın gözaltında kaybedilmesinin sorumluları o dönemin bütün devlet yetkilileridir. Bu nedenle 105 yıl sonra aynı failler diyorum. Çünkü aradan geçen bir asırlık zamana rağmen bu topraklarda sivillere karşı işlenen suçların asıl faillerinin devlet ve onun himayesindeki paramiliter güçler olduğu gerçeği değişmedi. Devletin sistemli bir şekilde hukuk alanının dışına çıkarak muhaliflerini yok etme ve failleri gizleme pratiği 24 Nisan 1915'ten bu yana değişik biçimlerde devam etti ve halen devam ediyor. Ermeni aydınları gözaltına alıp onları mezarsız bırakanlar yaşamdan onların izlerini silmeyi amaçladılar. Devletin hiçbir baskısı ve hiçbir inkar Ermeni aydınları ve kayıplarımızı ve onlara karşı işlenen suçların sorumlularını hafızamızdan silmeye yetecek güçte değil. Her hafta cumartesi alanında kayıplarımızın fotoğraflarını taşıyarak hafızamızı görünür kılmaya devam edeceğiz. Salgın nedeniyle cumartesi alanında bir araya gelemesek de bulunduğumuz her yerden hakikati dillendirmeye ve bir daha hiç kimsenin göz altında kaybedilmemesi için mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Şimdi 105 yıl önce gözaltına alındıktan sonra bir daha geri dönemeyen Ermeni aydınların torunları adına Pakrat Estukyan seslenecek bize. 24 Nisan 1915 ülkemizde aynı zamanda gözaltında kayıplar diye tanımladığımız insanlık suçunun da başlangıç noktası olarak kabul edilebilir. Çok somut bir tarihtir. Çünkü 24 Nisan 1915 günü evlerinden gözaltına alınan insanlar bir daha geri dönemediler. Failleri çok belli, faili meçhuller olarak tarihe düşüldüler. Hatta resmi tarih tutanaklarında da hiçbir zaman yer edinmediler. Bu fiilin cezasızlığı bugüne kadar bir gelenek oluşmasına ve cezasızlığın da bir uygulama olarak, bir prensip olarak emniyet güçlerinin şevkini kırmama kaygısı güdülerek izlenen bir politika haline geldi ve halen ülkemiz bu kaosu yaşamakta. Bir zamanlar Sultanahmet'teki karakol binasına toplanan insanlar oradan trenlerle Anadolu'ya sevk edilmişlerdi. Şimdi ise 90'lı yılların
Beyaz Torosları, günümüzün Ford Ranger'ları birer kabus olarak anılıyor. Özellikle ülkenin Doğu, Güneydoğu vilayetlerinde. Bu araçlara bindirilen insanların bir daha geri getirilemeyeceği kaygısı ta 1915 yılına dayanan bir öğrenilmiş, içselleştirilmiş korku. Devletin terörünün ne boyuta varabileceğinin miladıdır, başlangıç noktasıdır. Bugüne kadar yüzleşilmedi. Yüzleşilmemesinin sonuçlarını işte günümüzde bu eylemlerle, bu cinayetlerle, bu insanlık karşıtı faaliyetlerle görmekteyiz. 787. haftamızın basın açıklamasını İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Gözaltında Kayıplara Karşı Komisyon'dan Zeynep Yıldız okuyacak. 105 yıl önce gözaltına alınarak kaybedilen Ermeni aydınları unutmadık. Yaşamlarımızın ağır tehdit altında bulunduğu salgın günlerinde kapandığımız evlerimizi hakikat ve adalet talebimizin mekanı haline getirmeyi sürdürüyor, 787. haftamızın basın açıklamasını sosyal medya hesabımızdan canlı olarak gerçekleştiriyoruz. Tarihte bu tür krizlerin yönetenler tarafından otoriterleşme arzularına kılıf yapıldığı gerçeğinden hareketle korona krizinin yalnız sağlığımıza karşı değil, özgürlük ve demokrasiye dönük tehditler de içerdiğine dikkat çekiyoruz. Koronavirüsle mücadeleyi dayanışma içinde hak ve özgürlüklerimize sahip çıkarak hep birlikte kazanamazsak hiç şüphe yok ki hep birlikte kaybedeceğiz. İşte bu bilinçle şimdi her zamankinden daha yüksek sesle insan hakları, hakikat, eşitlik ve adalet talep ediyoruz. 787. haftamızda hakikati bilme hakkımıza sahip çıkıyor ve 105 yıl önce evlerinden gözaltına alınıp bir daha geri dönemeyen İstanbullu Ermeni aydınlarımızı anıyoruz. 24 Nisan 1915 gecesi İttihat ve Terakki Hükümeti'nin İçişleri Bakanı Talat Bey'in emriyle İstanbul Emniyeti tarafından bir operasyon başlatıldı. Operasyonu İstanbul Emniyet Müdürü Bedri Bey yönetti. Siyasi Şube Müdürü Mustafa Reşat Bey yönetiminde önceden hazırlanan tutuklanacak Ermeniler listesine göre polisler gece yarısından sonra insanları evlerinden bir saat içinde geri döneceksiniz diyerek götürdüler. 24 Nisan 1915'te başlatılan bu operasyon kapsamında İstanbul'un çeşitli semtlerinden gözaltına alınan milletvekili, yazar, şair, avukat, doktor, gazeteci, eczacı, müzikolog, yayıncı, siyasetçi olan bu aydınlar Ermeni toplumunun en saygın isimleri, kanaat önderleriydi. Gözaltına alınanlar önce semt karakoluna, oradan da Sultanahmet'teki merkez cezaevine nakledildiler. 25 Nisan 1915 tarihinde cezaevi müdürü İbrahim Bey nezaretinde ve güvenlik güçleri eşliğinde özel bir trenle yola çıkarıldılar. Neden tutuklandıklarına ve nereye götürüldüklerine dair kendilerine bilgi verilmedi. Operasyon öncesinde tutuklanacak olan Ermeni aydınların gözetim altında tutulmaları için Ayaş ve Çankırı olmak üzere iki merkez seçilmişti. Tutuklular önce tren, sonra at arabalarıyla Ayaş ve Çankırı'ya sevk edildiler. Daha sonraki günlerde İstanbul'da devam eden tutuklamalarla Çankırı'ya getirilenlerin sayısı 158 kişiye, Ayaş'a getirilenlerin sayısı 92 kişiye çıktı. Gözaltına alındıkları andan itibaren başlarına geleceklerden hükümetin sorumlu olduğu bu insanlardan 174'ü bir mezar taşları bile olmadan yok edildiler. Resmi kayıtlarda ise ya firar ettikleri ya da serbest bırakıldıkları yazıldı. Bu hakikatle yüzleşmemizi engelleyen inkar politikaları, aydın kırımının tek tipleştirmenin devlet eliyle yurttaşları kaybetmenin devamını sağladı. 25 yıldır ısrarla altını çiziyoruz. Geçmişle ilişkisini hatırlama ve hesaplaşma üzerinden kuramayan toplumlar, hukuk dışılığın normalleştiği, şiddetin yaygınlaştığı bugüne mahkum olurlar. Ağır acıların üst üste yaşandığı bu topraklarda geçmişin yaralarını sarmanın ilk adımı, geçmişin hakikatlerinin kabul edilmesiyle başlayacak. Bu aynı zamanda gerçek bir insan hakları kültürü inşasının da ilk adımı olacaktır. 24 Nisan vesilesiyle 105 yıl önce gözaltına alınarak kaybedilen aydınlarımız toplu gözaltında kaybetmenin başıdır, başlangıcıdır.
Tüm kayıplarımız gibi onları da adalet ve hakikat mücadelemizde yaşatacağız. Unutturma kültürüne karşı hatırlama kültürünün bu topraklarda yerleşmesi için çaba harcamaktan vazgeçmeyeceğiz. 88 haftadır bize yasaklanan kayıplarımızla buluşma mekanımız olan Galatasaray'dan vazgeçmeyeceğiz. Cumartesi Anneleri, İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Gözaltında Kayıplara Karşı Komisyon. Evlere kapandığımız korona günlerinde hakikat ve adalet talebimizi her cumartesi saat 12'de sosyal medya hesabımızdan sürdürmeye devam edeceğiz. Sizi de bizi izlemeye, taleplerimizi sosyal medyadan yaygınlaştırarak sesimize ses katmaya çağırıyoruz.